dünyada milliyetçilik ve aşırı sağ yükselen bir değer haline geldi. Artık siyasette eskiden çok fazla kale alınmayan radikal sağ milliyetçi partiler şimdi ciddi manada ilgi görmeye başladı. Geçen günlerde yolda tanıştığım sevdiğim bir Alman arkadaşım bana bir ses kaydı attı. Yolda tanıştığım derken bilmeyenler için ben Asya turundayım uzun bir süredir. Onunla da Tayland'a tanışmıştık. İşte benim politikayla ilgilendiğimi falan biliyor. Şimdi o ses kaydından kısa bir şey dinleteceğim. Kısaca şundan bahsediyor. Ya diyor Almanya'da bir şeyler artık ters gitmeye başladı. Bildiğin Nazileri destekleyen, tekrar lardan eskisi gibi olmamız gerektiğini savunan bir parti inanılmaz yükselişe geçti dedi. I don't know if you heard but in Germany a lot very a lot a lot of things going wrong at the moment. I don't know if you heard in the news but there's many people demonstrating at the moment. I just wanted to tell you because you like politics and maybe you like that too. There was one politician who is in the AFD that's the party that is full of Nazis and against humanity and immigrants. Sonra biraz bakayım dedim. Gerçekten de Almanya'da böyle bir durum var. Birkaç ay öncesine kadar İtalya'da zaten aşırı sağ bir parti başa geçmişti. E, Avrupa'da sürekli konuşulan bir konu bu. Acaba aşırı sağ milliyetçilik yükseliyor mu? Artık bu immigration dediğimiz olay Avrupa'ya kaçan mülteciler ve tırnak içerisinde insan haklarını kullanarak orada bir şekilde kalanlar ya da kaçaklar eskisi gibi olmayacak mı? Çünkü Avrupa gerçekten çok değişti arkadaşlar. Ya Türkiye'nin değişimini zaten birebir görüyoruz. Ama Avrupa'da da işler ciddi manada ters gitmeye başladı. Şimdi Almanya meselesine geri dön olursak oradan da Türkiye'ye bağlayacağım. BBC şöyle yazmış. Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin, evet ismi bu bu arada, üst düzey isimlerinin göçmenlerin geri gönderilmesi planlarının yapıldığı gizli bir toplantıya katıldığı yönündeki iddialar kamuoyunda tepkilere neden oldu. On binlerce kişi arkadaşlar ırkçılık karşıtı gösteriler için Almanya'da sokaklara döküldü. Bunlar çok yeni olaylar bu arada. Ülkede yapılan son anketlere göre bu aşırı sağ partiler, bu aşırı sağ partiler inanılmaz yükselmeye başladı. İlk seçimlere %1 oy oranı ile giren bu parti şu anda oy oranını %22'ye kadar yükseltti. Ülkedeki demokrat partiler bu partinin önünde bir barikat oluşturmaya çalışıyor ve kesinlikle ittifak yapmıyor. İttifak yapan partileri de kınıyor. Fakat bu parti resmen tek başına hepsine meydan okuyor ve aşırı sağ milliyetçi bir şekilde ilk girdiği %1 oy oranından %22'ye kadar çıkmayı başarıyor. Şimdi bu partinin vaatlerine falan geldiğimiz zaman Almanya'da yaşayan Türkler açısından çok sıkıntı bir parti olduğunu söyleyebiliriz. BBC'de en son şöyle yazıp noktalamış ama bu parti bir şekilde durdurulamıyor arkadaşlar. İnsanlar da o yüzden sokaklarda protestolara falan başlamışlar. Birkaç ay öncesine kadar hatırlıyorum Gert Wilders de Hollanda'da artık söz sahibi oldu. Onun hakkında direkt video yapmıştım. Odan bildiğiniz Türkü Müslüman karşıtı bir herif ve başa geçti. Sürekli Atatürk'ün ismini falan kullanarak bizim maalesef mal tayfadan prim kasıyordu. Ya yani olaylar Avrupa'da gerçekten değişmeye başladı arkadaşlar. Durdurulamayan bir aşırı sağ milliyetçi yükselişi var. Bu zaten öngörülen bir şeydi aslında bakarsanız. Bir noktaya kadar Avrupa'ya yaramıştı aslında. Çünkü baktığınız zaman ne kadar girişim varsa, ne kadar ucuza çalışan insan varsa, ne kadar bir Avrupalının çalışmayacağı, yapmayacağı iş varsa mülteciler Avrupa'da bu iş kollarını tamamıyla ele geçirmişti. Ve bu ele geçirmeyi olumsuz gibi anlamayın Avrupa'nın aslında biraz da işine yaramıştı. Ancak kültürel bozulmayı durduramadılar. Ve şöyle bir sıkıntı vardı. Avrupa'ya giden o mülteciler birazcık da nefret duygusuyla hareket ederek oraya bilinçli olarak uyum sağlamıyordu aslında. Çünkü... ...geçmişten gelen, tarihi olarak da bu insanların canları yanmıştı. Ya biraz daha konuyu açmam gerekirse... ...mesela Fransa'da bir protesto olduğunda neden mülteciler direkt vandallığa varan hareketler yapıyordu? Ve neden onların kültürlerine hiçbir şekilde ayak uyduramıyordu? Mesela Fransa'da neden şu an en büyük sorunlardan bir tanesi Afrika'dan gelen mülteciler? Çünkü abi zamanında senin dedeni, ki hala daha böyle bir durum var, kolonize etmişler. Senin altınlarını, madenlerini falan çalmışlar. Oradaki insanları çalıştırmışlar. Hatta katliamlara falan sebep olmuş. Yapmışlar. Doğal olarak bu bir nefrete sebep oluyor. Tarihsel olarak içten gelen bir nefret. O yüzden diyorum ya Avrupa bir noktaya kadar ekonomik anlamda mültecilerden yararlandı. Ancak şu anda kültürel bağlar ve tarihsel olarak o gelen nefreti kaldıramıyor, örtüşmüyor. O yüzden de aşırı sağ yükselmeye başladı ve durdurulamıyordu arkadaşlar. Ne kadar protesto yaparlarsa yapsınlar. %1'den %22'ye kadar oy oranını yükseltmiş, ırkçı kendilerini yeni naziler olarak tanımlayan bir partiden bahsediyoruz. Ve bu Almanya'da gerçekleşiyor. Şimdi Türkiye kısmına gelecek olursak tüm o Almanya için söylediklerimi falan bir kenara bırakın. Sağ aşırı milliyetçi bir parti düşündüğümüzde aklıma benim Zafer Partisi geliyor ve Ümit Özdağ geliyor tabii ki. Ya geçen günlerde adam hakkında 30 bin tane 40 bin tane falan tweet atılmıştı. Bu Furkan Bölükbaşı denen arkadaş başlatmıştı galiba o akımı da. Ümit Özdağ tutuklansın diye. Ya adam bir şekilde seçimden önce de seçimden sonra da çok küçük imkanlarla aşırı sağ ideolojiyi kullanarak Türk siyasetinde çok ciddi bir yer elde etti. Peki soru şu. Türkiye'de de Ümit Özdağ bir gün iktidar olabilir mi? Ya da şöyle söyleyeyim, Ümit Özdağ'sını bir örnek olarak veriyorum. Türkiye'de de aşırı sağ bir gün yükselecek mi? Şimdi Türkiye'deki yine Avrupa'daki mülteci algısını bir ayırmak lazım arkadaşlar. Öncelikle Türkiye'deki mültecilerin temelinde bir Türkiye nefreti olmadığını, yani tarihsel olarak bu insanlar protesto yapsalar bile bunun vandallığa falan gitmeyeceğini bilmek gerekiyor. Ne gitmesi için bence çok ekstrem bir şeyler olması lazım. Çünkü Avrupa'daki herhangi bir mülteci ile Türkiye'deki herhangi bir mültecinin mantığı aynı çalışmıyor. Ki zaten bunu sayılar ve yaşanan olaylar bakımından anlayabiliyoruz. Avrupa'da çok daha az mülteci olmasına rağmen Avrupa çok ciddi manada değişti ve ciddi zarar gördü. Türkiye'de kat ve kat fazla olmasına rağmen kültürel olarak değiştik tabii ki. Hatta ülke geri dönülemez bir noktaya girdi. Ekonomik olarak çok zarar aldık ama ben şunu düşünüyorum bu kadar fazla sayı olmasına rağmen biz Avrupa kadar etkilenmedik. Ve yine mültecilerin Türkiye ve Avrupa'ya gitmesi arasında ya da onların kabulü sırasında çok farklı motivasyonlar var. Ya Erdoğan'ın temel mantığı şuydu. Onlar da Müslüman, onlar da bizim kardeşimiz zor durumdalar gelsinler. Avrupa'da böyle bir mantık yok arkadaşlar. Onlar da işte insan haklarıdır. Aman abi onları geri göndermeyelim kafası var. Yani Müslümanlık, din falan bu tarz bir kafa yok. İşte o yüzden zaten Avrupa'daki mülteci algısıyla Türkiye'deki algıyı tamamıyla ayırmak gerekiyor. Çünkü motivasyonlar ve yaşananlar e sayılar falan da çok farklı. E Ümit Özdağ da kötü bir giriş yapmadı aslına bak. Ama ben Türkiye'de bu aşırı sağ milliyetçiliğin o kadar fazla yükselebileceğini düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'de muhafazakar bir bakış açısı var arkadaşlar. Ve bu muhafazakar bakış açısı o radikal milliyetçiliği tamamıyla engelliyor. Çünkü muhafazakarlığın temelinde radikal milliyetçiliği ırkçılıkla bağdaştırıp ümmetçiliğin önüne geçtiği için kötü bir şey olarak servis etme durumu var. Yani anlattıklarım tam olarak anlaşılabiliyor mu bilmiyorum. Birazcık karışık konuştuğumun farkındayım ama diyeceğim şey şu. Ümit Özdağ ve Ümit Özdağ gibilerin bakış açısı her ne kadar farklı düşüncelere sahip olsa bile sığınmacılardan rahatsız olan insanların hoşuna gitse de bence gelecekte de çok bir karşılık bulamayacak. Çünkü Türkiye'nin dinamiklerine uygun olduğunu düşünmüyorum. Avrupa'daki durum çok farklı. Bakın Avrupa'da aşırı sağ yükselebilir. Ama Türkiye'de yükselecek tek bir şey var arkadaşlar. Açık konuşmak gerekirse biraz da üzülerek muhafazakarlık. Her ne kadar Twitter'da, sosyal medyada aşırı milliyetçilik yükselişteymiş gibi gözükse de yarın bir gün seçim olsa arkadaşlar aşırı sağ bence yine hüsranla evine dönecek. Bakın Türkiye'nin dinamiklerinde ne sol var... ...yani ne sol kökenli bir parti Türkiye'nin tam olarak başına geçebilir... ...ya da çok başarılı olabilir. Ne de aşırı sağ var. Türkiye'nin temelinde merkez sağcılık var. Hatta merkez sağ plus muhafazakarlık diyebiliriz ki... ...bunlar zaten birbirlerini içeren şeylerdir. E bunu da en iyi karşılayan şu ana kadar AK Parti'ydi. Aslına bakarsanız ondan önceki partiler de çok eskiye gitmemek kaydıyla... ...çünkü yine bir sol köken var Türkiye'de ama... ...yakın Türkiye siyasetine benzer bir konjektür hakimdi. Yani anlayacağınız Avrupa... Avrupa'da aşırı sağ yükselişte. Bu bir gerçek. Ancak Türkiye'de ben bunun olacağını sanmıyorum. Yani bir gün Ümit Özdağ iktidara geçer mi sorusunun benim nezdimde cevabı pek mümkün gözükmüyor. Peki siz ister miydiniz? Ya da aşırı sağ yükselmesi sizi memnun eder miydi Türkiye'de? Aşırı sağ bir şeylerin çözümü olabilir mi? Avrupa'da da olacak mı? Bunların cevaplarını yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Fikirlerinizi benimle paylaşın. O zaman yarın tekrar buradayız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.